Efendim şimdi devam edelim. Bir de durumun gıda tarafına bakalım. Buyurun yoksulluğun fotoğrafına. Akşam iftar sofrasında ne var şimdi? Kahvaltılık falan bir şeyler hazırlayacağım. Günüzde kağıt toplayayım, yorulayım. Eve mi zaten yemek yapma bacağım da ağrıyor. Akşama kahvaltılık evet, dediğinizde ne var? Yumurta var mı? Peynir var, var mı? Son matiz ben kağıt toplam ya marketin atıklarında dek geleyim. Onlardan da alayım şimdi. Utanayım söylemeye de. Utanmayın canım. Utanç sizin. Böyle. Dört çocuk annesinin bu geçim savaşı utanılacak bir durum değil ama bu görüntüler utanılması gereken bir manzaram. Daha önce ekmek indirim kuponuyla eleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu kez bir kamyonet kasasından gıda dağıtmaya çalıştı. Alan elin veren eli görmemesi gerekirken alan eller havada ısılı kaldı veren eller azarladı. Ya, <laughs> Ama bununla bitmedi. Gaziantep valisi de sosyal medya hesabından yardıma muhtaç ailelere 100 liralık hediye çeki dağıtacaklarını bu fotoğrafla açıkladı. Hayırseverlerin desteğiyle yapılacak yardım için böyle bir tanıtım yapılması, fotoğraf karesinde büyük bir yardım çekini tutma çabası da tepki toplayacak gibi. Oysa olması gereken başkaydı. Merhaba. Ablacığım, ne yapıyorsun? Patates. Kaymakamlıktan geliyor dedi, isim vermedi Bir şeyler almış işte, biberiydi, domatesiydi, ıspanağıydı, patatesiydi. O yüzden çocuk diyor ki, baba ben patatesi sayayım. Kısaltma yapalım. i̇nanılmaz yani inan, bir çağda yaşayız. Allah yardımcımız olsun. Yardımlaşmanın en çok olduğu Ramazan ayında ama özellikle bu Ramazan'da gıda yardımları daha önemli hale geldi. Çünkü raporlara göre açlık riski artıyor. Birleşik Kamu İş en fazla tüketilen 64 gıda ürününün bir yılda %141,9 zamlandığını açıkladı. Sadece yılın ilk 3 aylık dönemindeki artış oranı %51,5. 23 Nisan elbise sağladılar. Alamam dimi. adilim varmış. Ya bitti ya alamadım gittim komşudan para aldım şimdi de yağ alacağım Alınması güç işte o yağın fiyatı %114,6 arttı bir yılda. Sebze ve meyvede ise rekor artış var. Et ve süt ürünleri zaten girmiyor dar gelirlinin mutfağına ama olmazsa olmaz. Ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna bile %136 arttı. Birleşik Kamu İş halkın enflasyonu araştırmasına göre. Ekmek Ekmek, şey alıyorum, un alıyorum, işte tandır var. Onu böyle idare etmeye çalışıyoruz bizde. Şu anda Çekmeköy'de bir mahalledeyiz ve işte bir tandırın önündeyiz. Bu tandırdan biri beş, diğeri dört çocuklu iki aile geçiniyor. Sadece un ve suyla ekmeklerini yapmaya çalışıyorlar. Bir asgari ücretle kaç evet. boğaz geçiniyor yani? Şu an 5-6 kişiyiz. Ya işte bir ay e, eve harcıyoruz, diğer ay kira veriyoruz. Elektrik geliyor 600 lira. İdare etmeye çalışıyoruz yani. Bir ay gıda, diğer ay kira. E ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok. İkisi aynı anda olmuyor Olmuyor ki hangisini ödeyeceğini.